İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Boşuna uğraşma. Talha bin Abdullah'tan bize nakledilir ki, bir hadis-i şerifte o server buyurdu ki, nasıl her peygamberin bir arkadaşı vardır, benim de cennetteki arkadaşım Osman'dır. Ve yine Resulullah, sahabe-i kiramdan bazısıyla bir yerde bulunurken bir zaman, anlatırdı yakında doğacak fitneleri. O sırada öteden yürüyüp geçti biri. O şahsı göstererek buyurdu ki, bu o gün yolunda olacaktır Allah ve Resulünün. Ashab görmek istedi o şahsı her kim ise. Baktılar, Osman İbni Affan idi o kimse. Yine buyurdular ki, peşinden bunun hemen, bu şahıs o fitnede katledilir mazlumen. Hazreti Ayşe de şöyle rivayet eder. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki peygamber, ya Osman, Hak Teâlâ sana hilafet denen bir gömlek giydirecek henüz hayattayken. Onu soymak isterse eğer ki münafıklar, sakın çıkarma onu bana gelene kadar. Vakta ki o fitneler çıktı ve daha sonra münafıklar evine ettiler muhasara. Bu hadis-i şerifi hatırlayıp o hemen bu yüzden çekilmedi kendisi hilafetten. Şöyle nakledilir ki onun hakkında yine, vakta ki iman edip girdi İslam dinine, amcası düşman olup bu yüzden çok defalar, yaptı hiç acımadan çok eza ve cefalar. Öyle çok uğraştı ki dininden dönsün diye, yaptığı zulümleri imkan yok vasfetmeye. En sonunda usanıp şöyle dedi, ya Osman, sana bunca eziyet ettim de nice zaman, yine atalarının dinine dönmüyorsun. Sen nasıl bu cefaya tahammül ediyorsun? Dedi ki, amcacığım, bana şimdiye kadar yaptığının 100 katı yapsan da çok cefalar, yine dönmeyeceğim bu dinimden ben asla. Sen boşa zahmet çekip kendini yorma fazla. Çünkü ben doğru olan hak din üzerindeyim. Hak yolu bırakıp da batıla döner miyim? Çok şaşırdı amcası onun dediklerine ve eziyet etmekten vazgeçti yeğenine. Hazreti Osman dahi kurtulup eziyetten Resul-i Müçteba'nın yanına gitti hemen. Sonra Resulullah'ın uyup emirlerine hemen hicret eyledi. Habeşistan iline. Hazreti Rukiye de yoldaştı o gün ona. Bir grup ashab ile vardı Habeşistan'a. Oradan Medine'ye hicret etti nihayet. O server onu görüp memnun oldu begayet. Malını ve canını dini İslam yolunda severek feda etti Resulullah uğrunda. İslam'a malı ile çok hizmetler etmiştir ve asla o Resul'den hiç yüz çevirmemiştir.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurun efendim. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kişinin saadetinin ve ibadetlerin ona kolay gelmesinin alameti, bütün işlerinde sünnete uymak, salihlerle sohbet etmek, dostlarına karşı güzel ahlaklı olmak, ilahi marifet ve insanlara muhabbet ile bezenmek ve vakitlerini değerlendirmektir buyuruyor Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam, ben sana bir soru soracaktım. Tabii. Kur'an'ı Türk bilmiyorum ama Türkçesinden elham okuyarak, elhamı değil estağfurullah. İhlas. İhlas suresinin sırasıyla okunup hatim indirebilir miyim? Peki efendim. İşte. Bir de sorulan, bir de şiirleri önce sureleri okuduktan sonra öbür şiirine de arkasına sureleri okuyabilir miyim? Hangisinin? İşte bu İnne Ahtaynayi neyi okudunca sonra arkasından da gibi öteki sureleri okuyabilir miyim, ufak sureleri? Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Osman hocam. Buyurun. Sorum olacak benim. Şeytan hileleriyle ilgili soracağım. Ben bunu okudum. Kitaplık olarak insanlara dağıtmak istiyorum ama o kitapta da hep kısaltmalar var. Uygun olmadığını düşünüyorum. Vermek içimden gelmiyor. Çünkü kısaltma olduğu için internetten de MP3 olarak baktığım zaman da hep altyapıda müzik var. Ben bunu insanlara iletmek, ulaştırmak istiyorum ama anlatınca da çok uzun oluyor. Nasıl yapmam gerekiyor hocam? Efendim. Teşekkürler, iyi günler hocam. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Evlatlarıma, torunlarıma kendime dua isteyim. Cenab-ı Hak din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın, evet. İnşallah. Teala. İnşallah. Şimdi ben kaynıma bakıyorum. Onun aileyi var. Onun aileni borcumuz çok, ev yaptık. Kendinin evi yoktu. Ev yaptık. Onda duruyoruz hepimiz. Borcumuz çok. O deyiminkini eve harcayız. Onunkunu borca veriyoruz. Onun bir şeysi var mı? Hani bir ayırmamız mı lazım? Kaç yaşında? Yaşı da belli değil. 100 yaşlarına yakın. Maşallah. Peki efendim. Ondan geriye şimdi oruçlarını tutamıyor. O ben fakirin hani bir zaten anam babam da yoktu. Kimsesiz olunca bir şeyim de yok. Onun orucunun keyfini ben alsam, harcasam olur mu? Peki efendim. Ondan sonra bu vereyi kaçırıyor. Namaz kılmayı istiyor. Onu da hani namazın birini kılıyor, temizleyin altını, birini kılın şey edince kadar yine batıyor. Onunla kılması doğru olur mu? Peki efendim. Biz de gezmeye gittiydik Çanakkale'ye. Orada da erkeklerle mecbur hani acele olunca namaz kıldık. Bir şeysi var mı acaba? Peki efendim. Hadi, hayırlı günler, hayırlı. Hadi. Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Efendim. Hocam, bir şey sorabilir miyim ondan önce? Tabii. Şimdi yine dinleyicilerimizden merak edenler de var da. Hani bir hadis-i şerif mi vardı? Elbisesinin bir ipliği haramda da onun namazı kabul olmaz gibi. Evet. Şimdi
Yani biz %100 helalle de emredilmedik. Dolayısıyla bir haram karışıklığı olabilir. Hı hı. Bizim evimizde olabilir, elbisemizde olabilir, yiyeceklerimizde olabilir, her yerde olabilir yani. Hı hı. Dolayısıyla bu yaptığımız ibadetler boşa mı gidiyor? Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel anlatmışlar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden nakiller yaparak, onları açıklayarak Allah-u Teala bizim anlayamadığımız şekilde, bilemediğimiz, tasavvur edemiş şekilde biz kullanıyoruz o kelimeyi ama Allah-u Teala'nın adil olmasını, adaletle muamele etmesini bizim kavramamız, anlamamız çok zor hissedebiliriz. Niye zor? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizde yaratmış olduğu akıl mahluktur, sınırlıdır. Bugün çok kimsenin aynı şekilde itiraz etmesinin sebebi bunu kabullenmemesi. Yani aklında kendisi gibi sonradan yaratıldığını ve sınırlı olduğunu kabul etmemesi. Nefis diretiyor yani. Tabii diretiyor. Ben iyi anlarım. Ben her konuda konuşurum. Var böyle insanlar. Böyle insanlar var. Hatta ben çocukken işte annemler dayı derlerdi, uzaktan akraba olur. Bir adam biraz vardı falan. Ya enteresan adamdı, ne kadar rahat bir adamdı. Derlerdi ki, biz de dayı derdik. Derlerdi, dayının önüne takkeyi çıkar koyuver de tu akşam alır anlatır. Konuşacak bir şey bulsun yani. Ya, buluyor. Birini bulsun yani. Ya, birini bulsun. Ya, takkeyi de insan olarak kabul eder o diyor. Anlatmaya devam eder diyor. Anlatmaya devam eder. Yani böyle insanlar mevcut. Ve her konuda da aynı şekilde bilgi taslayanlar var. İnsan her konuda bilgi sahibi olamaz. O mümkün değil. Şimdi ben milletimdeyken yeni bir genç bir öğretmen gelmişti falan. O zaman o Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala ile yayınladığı kitaplar böyle küçük küçük kitaplardı. Ondan birkaç tane böyle çantamda vardı. Onları gördü. O dedi, ben bunların hepsini okudum dedi. İstersen dedi sor istediğin yerde. Dedim palavracım. Yani insan bir kitap okuyabilir de unutur gider, hepsini nereden bileceksin ya? Hepsini nereden bileceksin? Tam palavracı. Zaten başlangıçta aynı şekilde açık veriyor. Dolayısıyla bunu kabul etmediği için yani yaratılmışlığı ve aklında sınırlı olduğunu kabul etmediği için onu zorlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın adaletle muamele etmesini de kavramaktan aciz noktaya getirecektim. Uzatmamın sebebi bu. Ama mahşer günü göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. İğneden ipliğe, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'ya talebelerine karşı buyurmuş. Dünyadayken helallaşın. Çünkü orada haklıyım diye gidersin. Tersine çıkabilir. Çünkü burada diyoruz, ben sana geliyorum işte falan var ya, bana neler dedi, neler yaptı falan. Seni bırakıyorum gidiyorum İsmail Bey'e var ya falan. Bana neler yaptı, ne? Ben alacağım hakkımı mahşer günü. Fitil. Bundan getireceğim. Her önüme çıkanı anlatıyorum ben bunu. Yani mahşer günü şak diye açılacaklar. Melekler koyacaklar. Evet diyecekler. A şahsında senin alacağın var. Amma ve lakin. Sen bunun gıybetini yapmışsın. Ondan alacağın 1 kilo. Sen yapmışsın 5 kiloluk gıybet. Düşelim 1 kilosunu. Geriye kaldı elinde 4 kilo gıybet. Adam alacaklı oldu. Vay efendim şu bana bunu yaptı. Sen de onu yaptın ya. Yani onun yapması, sana yapması çirkin kötü de senin ona yapman meşru mudur? Muaf mıyım ben? Bana birisi bir kötülük yaptığı zaman, hani şey izin verilmiştir. O yaptığı kadarıyla izin verilmiştir. Ondan sonra onun hakkı sana geçiyor. Çünkü o da kul, ben de kulum. Cezalandırma hak ve selahiyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Dolayısıyla orada milim milim hepsi çıkacak. Onu anlatıyordum. Yani adalet orada tam tahakkuk edecek. Bunun için de
İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Tamim ve Saadet-i kitabına, Kimya-i Saadet'ten almışlar. Orada bir ifade kullanıyor. Allah-u Teala buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'de mutlak helal olanı yiyiniz diye emretmedi. Mutlak helal olanı yiyiniz diye emretmedi. Helal bildiklerinizi yiyiniz. Mutlak helal olanı bizim ortaya çıkarmamız mümkün değil. Mesela kitaplarda anlatılırken, amelde, itikatta aynılar, amelde dört farklı mezhep var. Bu İmam-ı Azam-ı Banif Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi böyle mutlak müştehit imamlar vardı. Yani bütün konularda iştihatlar da vardı. Yani mezhebi vardı. Hak mıydı? Haktı, ehl-i sünnetti. Ama müntesibi kalmamış ve bütün iştihatları da kitaplara geçmemiş onların. Sadece tek tük işte kayda geçenler var. Mesela kitaplarda var. Mizanul Kibra gibi kitaplarda aynı şekilde zikrediliyor bazen. Orada mesela var. Bazılar demiş ki helal yemek için sadece ot yemeli. Ot yemeli. O da herkesin hakkı olan, şeyde başkasının hakkı olan tarlada marlada falan değil. Herkese umumu açık olan, aldığın zaman senin olan yerler. Yani umu açık olan yer, senin de hakkın var orada. Gidiyorsun, onları topluyorsun, onları yiyorsun. Yani ot yer derken hayvanlar gibi otla değil. Onu alırsın, pişirirsin, yersin, çorbasını yaparsın, çay yaparsın falan. Mutlak helali yakalayacaksan, mutlak helali yakalayacaksan. O da çok zor. O da aynı şekilde çok zor. Şimdi yani konu konuyu açıyor da, belki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim işte anlatıyorsunuz. Tamam, yine hatırımıza geldi, yine anlatacağız. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nde bir sıkıntı olmuş kalbinde. Tövbe istiğfar ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Abi bir türlü gitmiyor. Mübarek işte Basra'dan Kudüs'e gelmiş. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da demiş, okuyacağı aynı şekilde inzivaya çekileyim. Hem yani tövbe istiğfara devam edecek. İçeride kalıyor yatsı namazı şaptan sonra. Bakmış ki o zamanlar camiler açık duruyor, şimdiki gibi değil kapıları. Hırsız mırsız falan hatırla gelmezler insanların. Bakmış kapı açılmış, bazı kimseler giriyor. Hemen orada hasır varmış, hasırın altına geçmiş, örtmüş üstünü. Kalabalık bir grup geliyorlar. Ondan sonra ibadet yapıyorlar, namazlarını kılıyorlar, istişare ediyorlar. Onların başı durumundaki dönüyor onlara. Diyor ki var mı bir meseleleriniz falan. İşte bazı şeyler şey yapıyor falan. Bir tanesi diyor ki efendim sanki diyor bugün burada diyor yabancı birisi var. Evet evet diyor. 40 gündür diyor, hatta 2 aydır mı ne, aynı şekilde kalbi bir türlü aynı şekilde tövbe istiğfarla falan açılamayan, sıkıntısı gitmeyen birisi var diyor. Halbuki bilmiyor ki diyor, Bursa'da, özür dilerim, Bursa nerede çıktı, Basra'da hurma alırken teraziden bir yere hurma düşmüştü. Kendinin zannetti, aldı koydu. Halbuki hurmacıya aitti o. Onun yüzünden kalbinde o sıkıntı var buyuruyorlar. Basra çiğ. Hasır açıyor. Gitti hemen helallaş. Gidiyor, buluyor, helallaşıyor ve o sıkıntı gidiyor. Şimdi bizi dinleyenler diyecek ki bunu da anlatıyorsunuz. Doğru, bunu da anlatıyoruz. Ve yine Samimlihan Saadet-i Bediye de var. Mesela buyuruyor ki bir odada namaz kılıyorsun. Orada haramdan bir şey varsa yaptığın, kıldığın namaz, yaptığın dua kabul olmaz buyuruyor. Ve işte gömleğin var, bir düğmesi haramdansa veyahut da ipliği haramdansa onunla kıldığın namaz kabul olmaz. Veyahut da yaptığın dua kabul olmaz. Buyuruluyor. Bunlar da yazılı. Tamam, bunlar da yazılı. Kabul olmaz demek diye açıklıyorlar ondan sonra. Kabul olmaz demek. Yani sen o namazı kıldın. Yani kabul olmadı. Borcun düşmedi manasında. Borcu düşüyor. Ama o namaza mahsus olan sevaba kavuşamadın. O haram sebebiyle. Veya eksik kavuştun. Veya eksik karıştın. Kavuştun. Peki. Haram yani dua niye kabul olmuyor? Niye mani oluyor? Allah Teala rahmet eylesin. Hemen abiler de sık sık onu naklederlerdi. Kitaplarda var o. Ya haram yiyince veyahut da haram giyince, o haram ne menem bir şeyse, biz gözümüze görmüyoruz ya, manevi bir kalkan, zulmet kalkanı meydana getiriyormuş. Dolayısıyla büyüklerden gelen feyiz, onur o kalkana çarpıyor, içeri girmiyor. Senin talebin de aynı şekilde o duvarı aşamıyor. O zulmet duvarını aşamıyor. Ancak onunla helallaşır ve onu aynı şekilde telafi edersen bu mümkün olur buyuruyor. O kalkan kalkıyor. O kalkan kalkıyor. Evet, o zaman feyiz de geliyor. Senin yaptıkların da aynı şekilde hedefine o zaman ulaşabiliyor diye izah etmişler, açıklamışlar. Ya bizim sevimiz inmişler. Gözümün içine bakma, Kur'an-ı Kerim'de yazmaz bunlar. Adam şimdi diyecek ya, Kur'an'da var mı? Yok.
Kur'an'da yok bunlar. Kur'an'da olmadığı için adam her şeyi inkar ediyor. Adamın etrafı aynı şekilde kaç tane zulmet perdesi kapladı. Hatta bırak aynı şekilde o zulmet haramın meydana getirdi. Küfre girer adam. Küfür aynı şekilde kalkanı meydana getirir. Ondan sonra hiçbir şey tesir etmez. Adama ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle. Aa! Çünkü kapıları tamamen kapatmıştır. O kapılar kapalı olunca da içeriye bir şey girme durumu söz konusu değil. Bunun için mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de sıralama yaparken, hatta şeyde de bir sıralama yapmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir kitaptan alarak bu cevap veremedi kitabına koymuşlar. Öncelik sıralama, farz, vacip, sünnetlerde sıralama. Bir sıralama yapmışlar. Birinci sıra iman, ehl-i sünnet dikkat. İkinci sıra haramları öğrenmek, bunlardan sakınmak. Bak, hemen birinci sırada o geldi. Farzlar gelmedi. Farzlar gelmedi. İkinci sırada farzlar, üçüncü sırada tahrimi mekruhlardan sakınmak buyuruyor. Bak vacip gelmedi. Ondan sonra vacip, ondan sonraki sırada tenzihi mekruhlardan sakınmak, ondan sonra müekked sünnet, gayri müekked sünnet, müstahap, mendub, onlar geliyor. Sıralamayı yapmış ehl-i sünnet alimleri. Yani birinci sırada öncelik haramlardan sakınmak. Birinci sıra, işte onun için kitaplarda vera, takva, habire anlatılmış bu. E peki bunlardan nasıl sakınılır Mustafa Bey? Ancak ilmihal fıkıh kitaplarını öğrenmekle. Ancak orada aynı şekilde öğrenebilirsin. Başka türlü bu mümkün değil. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'la İslamiyet'i gönderdiği zaman yemede, içmede, giyinmede, oturmada, helaya girmede, çıkmada, yemek yemeden önce, yemek yedikten sonra insanlarla görüşmede, komşulukla, yani bütün senin 24 saatinde neler yapman lazım geldiğini hepsini bildirmiş. Hani zaman zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu İslam ahlak kitabının son kısmına koymuş Süleyman Mücezazet'in Eyyühel Veled kitabını. Onun ilk çıktığı zaman, ilk tek olarak çıktıydı. Küçük bir kitap, el kadar bir kitap. O bir başlamış, ey oğul sabahleyin kalkarken sağ tarafından kalk. Babaannem derdi, solundan kalkmıştı. Sağ tarafından kalk, ondan sonra şu duayı oku. Selaya girmeden önce şu duayı oku, fazla eğlenme. Ondan sonra çıkınca işte abdestini al, abdest alırken şöyle şu duaları oku. İşte pantolonunu, şalvarını giyerken oturarak giy, ayakta giyme. Ben bir dedim ayakta giyip pat diye düşüyorum. Abdestini al, camiye git, erkeklerle namaza dur demiyor yani. Demiyor yani. Demiyor. Dolayısıyla senin bütün 24 saatin, hani bazen diyorlar ya 24 saatin. O Hüccetül İslam ilmi halini okuyunca senin 24 saatini nasıl geçirmen lazım geldiği bildiriliyor. Kapıdan çıkarken bunu oku, çarşıya girince bunu oku, pazara girince bunu oku, insanları görüşünce şöyle şöyle yap falan. E zaten onlar hayatına geçirince ben niye mesela sık sık babaanne diyorum? Babaanne diyorum. Ya bu kadıncağız annem de babam, babaannem de benim okuyup yazma yok bunlarda. Konuyu uzattık ama babam askerdeyken işte annemin dayısı, onun hanımı biraz şeydi, uyanıktı. Onu da okuyup yazması yok. Bir kağıda böyle çizgiler çizmiş, getirmiş. Neneme vermiş. İşte demiş oğlum askerde bir anlatılmışmış, böyle böyle bir kavga oldu. O kavga sebebiyle demiş mahkeme celbi geldi demiş, götürüyorlar falan. Akşama kadar babam da tarlaya gitmişmiş. Yani gelin kaynana ikisi de böyle Ağlaşmışlar. Akşam gelince tabii nenem tutuşturmuş babamın eline. Al demiş yaptığın şey sebebiyle falan demiş. Bak demiş mahkeme şey geldi. Yazık, babam bakmış demiş ana demiş bunda bir şey yok. Çizgi çizmişler, harf bile yok. Böyle bir kadın ama hayatına girmiş. Annemin de hayatına girmiş. Yaşayışı. Yaşayışı yani. Evet girmiş. E şimdi biz ben sana anlatayım. E anlat da hayatında hiçbir şey yok. Ha hayatında var canım. Camiye gideceğiz, erkeklerle beraber namaz kılacağız. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet, bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi, Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani Hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu.
Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kamilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket, kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. Küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz, günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadis-i kutsi'de, azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz, bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi, Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz, ihlası sırasıyla okusa Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen, yani sırasıyla dediği her sayfasında ihlas okusa. Birinci sayfada başlayacak, her sayfaya birer ihlas okuyacak, bitirecek. Bu hatim olur mu? Olmaz. Hatim, Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar oradaki bildirilen ayetlerin tamamını okuyup bitirmektir. Hatim odur. Peki böyle yapmak, kitaplarda yazmıyor. Efendim otur, yani Musaf'ı açıp da aynı şekilde okumana gerek yok. Öyle yapmana gerek yok. Otur, İhlas-ı Şerif oku, onun ayrı fazileti olur. Mesela bir gün, bir akşam işte yatmadan önce Hazreti Ayşe validemize hitaben Kur'an-ı Kerim hatmeyle deyince, ya Resulallah diyor, bir gecede ben nasıl hatim ederim? Yatmadan önce 3 ihlas okursan Kur'an-ı Kerim hatmetmiş gibi sevap kazanırsın. Bakın hadis-i şeriflerde bildirirken, İslam alimlerde bildirirken gibi ilamesini kullanıyorlar. Gibi farklı. Mesela şehit olur, şehit gibi sevap kazanır. Gibi farklı, şehit olmak ayrıdır. Birbirinden farklıdır. Birbirine karıştırmamalı. Efendim Kevser suresini okudum. Arkasına kısa olanı okuyabilir miyim? Mesela kısa ne var? İzaca var ama Kevser'den sonra İzaca okunmaz. Niye? Çünkü Kevser suresinden sonra Kafirun geliyor. Bir sure atlayarak geçeceksin. Bir sure atlayarak okunursa mekruh olur. Peki İhlas'ı okuyabilir mi? Okuyabilir. Vel Asri'yi biliyorsa arkasına Kevser veyahut da İhlas'ı veya İzaca'yı okuyabilir mi? Okuyabilir. Çünkü Vel Asri'de, ondan sonra Kevser'de, İzaca'da bunlar üçer ayettir. İhlas 4 ayettir. Birinci rekatta 3 ayettik, ikinci rekatta 4 ayettik bir sure okunabilir mi? Okunabilir. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin şu haline. Dedi şeytanın hileleri diye dedi, böyle bir şey var dedi, bir kitapçık gibi falan. Fakat dedi baktım dedi işte Allah CC yazıyor, Resulullah SAV yazıyor, Hazret yerine HZ yazıyor, böyle kısaltmalar var dedi. Midem bulandı, ben bunu dedi istemiyorum, dağıtmayacağım. Dağıtmasın, göndermesin onu, uygun değil. Dedi internetten girdim, Google amcaya sormuş, orada da çalgılı şulgulu olanlar var dedi, o da uygun değil, onu da yapmasın. Bu konuda Tam İlmihal Saadet'te bir kitabında ve Hakikat Yayınları'nın içerisinde var, Evliya Hazretleri'nde var. Arzu ederse onlar aynı şekilde oradan alıp kopyalayıp birine göndermek istiyor, oradan göndersin. Çünkü oradakiler Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından alınmış, nakli esas alıyor. Yani kısaltma mısaltma falan yok orada. Bir şey sorabilir miyim burada? Tabii. Din bilgisi niye öğrenilir hocam? Yani ben bir güzel şöyle yaladım, yuttum, kitapları okudum, öğrendim, hafızamda da var. Bunu iki şekilde yapabilirim. Birincisi, başkalarına anlatayım, onlara üstünlük sağlayayım. İkincisi, kendim yapayım da adam olayım. Şimdi başkalarına anlatmak için olan ilmin bize bir faydası olur mu? Sen kendini güncelleyemiyorsun. Bugün herkes kendini güncellemiş. Yani hafife almak için söylemiyorum. Diyanetin herhangi bir kademesinde bir yer kapan, ben Diyanet'te diye başlayalım. Değil mi? Öyle. Yani o da hakem kesiyor. Sen ne biliyorsun, ben Diyanet'te işte bilmem odacıyım. Filanca yerin müftüsüyüm diyor mesela. Veya şey diyor, odacıyım diyor işte, profesör din işte yüksek kurulu bilmem ne, onun yanındayım ben diyor. Onun yanındayım. Ya diyeceksin nereden biliyorsun bunu? Ben şeyde İmam Hatip'e giderken evimizin yanında cami vardı da, o camiye erken giderdim bazen. Dedem yaşında geliyorlardı falan. Fakat cahil her zaman cahil ya. Gençliğinde öğrenmediyse, hani Enver abilerin bir şeyi var ya, yani o zahmeti çekmezse cehaletin o acısını yudum yudum hissetmek mecburiyetinde kalır. Hakikaten öyle oluyor. Şimdi kavga ediyorlar falan. Dini konuda çekişiyorlar. Münazara değil, kavga ediyorlar. Sen Tahir Hoca'nın vaazında kaç defa bulundum, ben her gün onun vaazında bulunuyorum ya. O bile. Ben duyuyordum ya, çocukluğumda bunu. Ya, bulunmuş. Amcam ne öğrendiyse oralarda. Ne öğrendiyse. Öyle diyor. Bahsettiğiniz gibi yani iki şekilde yapılıyor. Birisi aynı şekilde men edilmiştir. Hatta onun da açıklamasını yapmışlar. Mesela bir kimse namazını kılıyor ama dört dörtlük yapamıyor ama başkalarının bilemediği fıkhi konuları aynı şekilde araştırıyor, öğreniyor. Başkalarına bunları naklediyor. Ateşte yanmasınlar, doğru yapsınlar diye. Bunun bu şekildeki yapması nafile ibadet yapmasına çok çok üstündür.
çok çok üstündür. Hatta teşvik edilmiş böyle yapılması. Ama sizin bahsettiğiniz şekilde. Ben var ya yaladım yuttum hepsini. Sen bana sor, bana. Ben neler biliyorum diye başlıyorsa. Veya karşıdakini küçük düşürmek için, izam etmek için falan söylüyorsa. Adam küllüm iblisin yolunda. Şeytanın yolunda. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü esas o bahsettiğiniz birinci madde. Niye öğrenirim ben? Hayatıma geçirmek için. Enver abiler son zamanlarda abire. Yani çok bilmek değil. Bunu hayatına geçirmeyince bir kıymet ifade etmez. İlacı biliyorum ama kullanmıyorum. Hastalık iyi olmaz. Hastayım ben. Hepimiz hastayız. Ne hastasıyız? Kalp hastasıyız. Aa sizin kalbiniz hasta. Yüreğim değil. Kalbim hasta. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor. Onların kalplerinde hastalık var. Tasavvuf büyükleri, din büyükleri, evliya-i kiram bu hastalığı tedavi için uğraşmışlar. Sen habire nefsi kuvvetlendiriyorsun. Ben var ya ben işte hepsini yaladım, yuttum. Kur'an-ı Kerim'i şöyle ezbere biliyorum. Şu kadar hadis ezberledim. Şu kadar kitap okudum falan. Oho! Sizin bildiğiniz kadar bizim unutmuşluğumuz var falan hikayeleriyle. Bu küllüm cehennem yolunda. Yani iblisin yolunda, Allah-u Teala korusun. Çünkü bu kibirdir. İnsanı cehenneme götürür. Ama özür dilerim. Okudum öğrendim. Bu haram. Ben yapıyorum bunu. Öyleyse terk etmem lazım. Hemen hayatıma geçirmem için. Önceleri zordum. Israrla onu hayatıma geçirmem lazım. Efendim işte sabah kalkın sabahleyin her gün işte Bismillahirrahmanirrahim la yedurma asmihi şeyün fil ardu ve la fissemi'ul alim. Üç sabah üç akşam okumalı. Okuyor muyum her gün? Okuyamıyorum. Niye başkasına anlatıyorum ben? Ben muaf mıyım? Yani orada VIP geçişim var. Sen biliyordun geçen bilenler geçsin bu tarafa mı diyecekler? Öyle değil. Amel edenler de geçemiyor. İhlasla amel edenler geçiyor. Kitaplar bunu böyle yazıyor. Dolayısıyla önce bildiklerimizi amel etmek için vereceğiz. Öbür türlü vebal olur. Çünkü ahirette önümüze koyacaklar. Diyecekler ki Osman Ünlü, Mustafa Tökül siz bunları biliyordunuz. Hani bilmiyoruz, hani mazeret kabul etmiyorlar da. Hem siz biliyordunuz. Bilerek bunu aynı şekilde terk ediyordunuz. Cezası daha da olur. Allah Teala korusun. Fıkra diye anlatırlar da bazıları efendim işte din adamlarının aleyhinde böyle söylüyorum. Din adamla alakası yok. Ben kendim ilahiyat mezun olduğum için rahat söylüyorum. Hani fıkra diye anlatıyorlar. İşte caminin imamı ölmüş neyse sonra cemaatten bir tanesi bunu görmüş. Bakmış azap içerisinde sen de cehennemdeyim falan. Ya demiş nasıl olur ya sorma demiş ben size anlatırdım ama kendim yapmıyordum. Arada bir gülüyormuş ya niye gülüyorsun? Ya demiş şeyde benim altımda demiş müftü vardı demiş ayağımı gıdıklıyor. Ya dünyada müftüydün, dünyada imamdın, dünyada radyoda konuşuyordun, televizyonda anlatıyordun, insanlara aynı şekilde topluyordun, konferans veriyordun, ona bakmıyorlar. Er kişi niyetine diyorlar, amelin ne kadar, ona bakarlar. Bildiklerimle amel ettin mi, etmedin mi? Onu İhlasla ya da Allah razı olsun. Yaptın mı, yapmadın mı onu soruyorlar. Onun için ona göre hazırlanmalı efendim. Gelelim diğer dinleyicimiz sualine. Kayınıma bakıyorum dedi. 100 yaşında dedi. Daha önce bir vekalet verdilerse, ya bunlar da baktıkları için o şekilde hani rızası varsa o borçlarını falan aynı şekilde ödeyebiliyorlar. Orucunu tutamıyor diye biraz zor olur da ben dedi zaten dine fakirim dedi. Fidyesini ben alabilir miyim? Tabii fidyesini bu alabilir. Kim vekilse mesela kocası onun da vekiliyse buna verebilir. Altını dedi ıslatıyor 100 yaşında. İşte anlatabilse. Maliki olarak yaptım dese, Maliki kelimesini kullandırtırsalar, o zaman altın değiştirmeye bile gerek yok. Bu halde namaz kılabilir. Mani olmasınlar. O şekilde namaz kılmasına mani olmasınlar. Biz dedi Çanakkale'ye gittik dedi. Orada erkeklerle beraber namaz kıldık dedi. Yani bizim o Fars Camii'ndeki militan kadınlardan önce bunlar başarmışlar bile yani. Değil mi? Ama bu dinleyicimiz öyle demiyor. Ya erkeklerle beraber derken erkekler öndedir, bunlar arkadadır falan. Eşitliğe aykırı ama değil mi? Tahrik etmeyelim hocam. Tahrik etmeyelim. Yani bu şekilde böyle namaz kılınabilir mi? Kılınabilir tabii ki. Erkekler önde, kadınlar arkada olarak kılınabilir. Camilerde mesela şey var. Kadınlar için ayrılmış bölmeler var. Oralarda namaz kılınabilir değil mi? Cemaat uyarak. Tabii. Kılınabilir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
İslam ve toplum.